Kudüs'te doğdu. İri bir bebekti. Yaşıtlarına göre iriydi. bir bebekti dediğim gibi. Çevresine bakar ağlardı. Annesini gördü. Annesi sonun annesi değildi. Fakat annesi gibiydi. Onu annesi olarak görmedi. Kadın çok heyecanlı heyecanlı bakıyordu ona. Ondan sonra bebek ona baktı. Bebek ağlamaya başladı. Bu benim annem değil, benim her şeyim dedi. Onu dedikten sonra bebek yine ağlamaya başladı. Sonra babası geldi. Gözleri doluydu. Ona sevgiyle baktı. Onu da sevdi. Fakat çocuk çok şanssızdı. Çok değişik bir yerde doğdu. Açlık fakirin ortasında odasında doğdu. Fakirdi. Fakir bir çocuktu. Fakir bir bebekti. Para kazanmayı bilmesi bilmiyordu babası. Annesi de. Paralar yoktu. Asla bakarsan fakirlikten geldiler. Fakat çocuk dedi ki Yaşam sadece para değil. Mutlu huzurlu olmalıyım. Hayata bağlanmalıyım. Hayatta bazı değerlerim olmalı. Hayatı sevmeliyim. Hayat güzel. Bunu çocuk kendine poze etti. Sonra çocuk büyümeye başladı. Çocuk büyüdü. Okula gitmeye başladı. Çok tatlı biriydi. Onu kıskandılar. Kıskananlar çok oldu. Fakat çocuk yaşamaya devam etti. O çocuk büyüdü. Fakirdi. Parası yoktu. Parası yoktu. Başarısız bir öğrenciydi. Derslere bağlı değildi. Fakat iyi bir insandı. İyi insan olmanın gerektiğini getiren bir insandı. Büyümeye başladı. Büyüdü. Evlendiğinde fakirdi. Bu çocuğun kaderi fakir olmak mıydı? Hayat sadece bu yemek içmekten ibaret değildi. Duygularımız da olmalıydı. Benim kaderim sadece fakir olmak mıydı? Yüce Rabbim de dua etti. Sonra o çocuk büyüdü. Çocuk kafasına takmıştı. Ben ünlü olacağım. Mutlu olacağım. Herkes beni tanıyacak. Ondan sonra çocuk çevresine baktı. Zeki biriydi. Sonra aklına fikir geldi. Çocuk dedi ki ben bir kitap yazacağım. Dünyanın en iyisi olacağım dedi. Sonra paketi de önüne aldı. Açtı. Gurursuzluğu. diye bir kenara aldı. Çocuk Dünyanın en güzel romanını yazdı. Roman birdenbire patladı. Çocuğu, çocuğun parası daha yoktu. Çocuğun parası olmadı. Fakat roman iki hafta sonra büyük bir patlama yaptı. Çocuk zengin oldu. Ondan sonra çocuk hayatına devam etmeye başladı. Zengin olarak. Ama çocuğun hakkında hep fakirlik vardı. Çocuğun hakkında hep fakirliğin neler getirdiği, neler götürdüğü vardı. Çocuk büyüdü. Çocuk olgunlaştı, insanlara yardım eder oldu. Sonra da o çocuk büyüyünce çevredeki insanlar ona baktı. Onu kıskanmadılar artık. O adam mistik bir filozof olmuştu. O adam filozofun kendisiydi. Bu romanın sahibi Ömer Dündar. Bu romanın ismi ise Nasıl Filozof Oldum Ben. Kendinize iyi bakın.